Merhabalar. Merhaba hocam, hayırlı akşamlar herkese. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dinleyicilerimiz bir seni tanıyabilir mi? Tabii ki. Ayşenur Yılmaz. Urfa'da oturuyorum. Urfa'da doğdum. Aslen Mardin Midyatlıyım. 2019 Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Atatürk Hukuk. Evet, Atatürk Dün de Hukuk. Atatürk'tük, bugün de Atatürk. Çok iyi. Evet. Katılmış mıydık seminere mi oradaki? Hayır, benim haberim yoktu. Ben bu aralar öğrendim geldiğimi. Öyle mi? Üçüncü öğretimde çok fazla fakülteye gitmiyordum açıkçası. Anladım. İlk girişimiz miydi? Hayır, ikinci girişimde. İlk girişimde 73,8 almıştım, olmamıştı. Ses çok az geliyorum. Herkese mi öyle arkadaşlar? Seste bir sorunumuz var mı şu an? Şu an nasıl? Şu an bence iyi. Duymayan arkadaşlarımızı bir tekrar bir isim soy isim alalım en azından tanımış olsunlar. Tabii ki Ayşenur Yılmaz. Atatürk Hukuk mezunuyum, 2019 mezunuyum. Çok iyi. Ayşenur, hazırlık sürecinden az geliyor diyor ama bana iyi geliyor arkadaşlar ama size mi az geliyor? Ben de şu an ses güzel geliyor. Duyabiliyorsanız sorun yok, ses az geliyor ama birazcık sesi açma imkanınız var mı acaba Bir sonda mı? saniye hocam, dinliyorum. Şu an nasıl? Bence şu an iyi. Bence şu an güzel. Böyle devam edelim. Çok pardon. Tamam. Herkes de normal demiş. Gayet güzel. Tamam arkadaşlar. Yorum kısmında şöyle kapatayım. Harika. Çok iyi. Ayşenur, kaç puan aldık? Sıralamamız neydi? Toplam doğru yanlışlarımız ondan da bir bahseder misin? Tabii ki hocam. 86,3 puan aldım. 593. oldum. Doğru da şöyle hocam, benim genel kültür, genel yetenek çok kötüydü. 19'a 11, 11 yanlışım vardı. Aa. Evet. Alandan, ortak alandan iki yanlışım vardı. Biri idare, biri HMK. Bunun dışında adli alandan da 5 yanlışım vardı. İş, icra, ticaret, borçlar genel. Sanırım ticaretten iki yanlışım vardı. Bu şekilde 5 yanlışım vardı. Ayşenur, sonuçlar açıklandığı zaman ne hissettin? O anki duygularını bizimle bir paylaşır mısın? Bekliyor muydun böyle güzel bir derece? O an neler hissettin? Bir arkadaşlarımızı paylaşalım onu. Hocam şöyle, açıklandı, gruplarımız var zaten bizim, WhatsApp grupları. Önce haberlere düşmedi. Hatta bayağı şu duyuru sayfasına girdim, yok. Hemen kendi ÖSYM ayıs sayfasına girdim, orada var. Hocam stresle açıyorsunuz çünkü aslında beklediğim bir sonuçtu. Puan olarak tam olarak onu beklemiyordum. 85 hesaplamıştım önceki arama motorlarına göre vesaire. Yani açtım, mülakata hak kazandınız diyor ama bir yandan acaba kaydırma yaptım da yanlış mı görüyorum? İster istemez böyle bir şey oluyor. Kapattım, tekrar açtım. Öyle bir işte aileyle bir sevinç. Bu Çok. şekilde çok mutlu olduk. İnşallah isteyen herkese Allah nasip eder. Amin amin inşallah. İlk girişimizdi. Hayır, ikinci girişimde. İkinci girişim. Daha önce Evet. geçen sene mi girdik? Evet, geçen sene girdim. Oradan azaldı puanımız. 73,8 puan almıştım. 73. Çok iyi. Bizim hangi grubumuzdaydık Ayşenur? 10 Ağustos hafta içi grubundaydım. Hafta içi grubumuzdaydın. Geçen sene bir tecrüben vardı. Evet. Burada hayalin hep bu muydu? Yani hep hakim savcı olmak mı vardı? Yoksa ya nasıl olsa avukat olabilirim ben. Avukat olayım öyle yola çıkayım. Hakimlikte olursa olur gibi bir düşüncem mi vardı? Hocam aslında hukuk fakültesini isterken hep hakim savcı olacağım amacıyla yani çalışmıştım. Bu uğurda emek vermiştim. Ancak şöyle bir şey, fakülteye girdikten sonra 3. sınıfta ya avukatlık daha iyi sanki, daha serbest, daha istediğin dosyaları alabiliyorsun, alamıyorsun vesaire. O yüzden ilkim bir bocaladım. Hangisi olsun? Bir de meslekler gerçekten hukuk fakültesi açısından çok geniş yelpazesi var. Hocam sonra mezun olduktan sonra arkadaşlar sınava hazırlanalım dediler. Yani ilk başlarken de hayalim buydu. O yüzden tekrardan hakim ve savcılığa hazırlanmak için kitaplar aldık. Bu şekilde başladık. Nasıl bir hazırlık sürecin vardı? Bizim akademiyle beraber mi ilerledin yoksa kendi bir yol haritan var mıydı? Akademiyle beraber ilerledim. Tek sıkıntı hocam, ben başka bir şehirde staj yaptım. Kendi ailemin dışında bir yerde staj yaptım. O yüzden biraz geç döndüm eve. 10 Ağustos'ta dersler başlamıştı ama benim tam anlamıyla kendimi vermem Eylül ayında oldu. Eylül ayında başlamış oldum ama hep akademiyle ilerledim. İlk seneyle ikinci sene, yani ikinci sınava girişimle arasındaki en büyük fark zaten akademi oldu. Çünkü ilk sene bir set aldım. İşte anayasa 500 sayfa, idare 500 sayfa,
Yani bunları tekrar etmek, yanında soru çözmek çok büyük sıkıntı oluyordu bu durumda. Yani en büyük artısı gerçekten kısa notlardan çalışmak. Çünkü defalarca yani 6-7 kere belki anayasa ve medeni 8-9 kere tekrar ettiğimi biliyorum ben kısa notlarda. Konu kaynakları olarak bizim kaynak dışında bir kaynak o bahsettiğin bir önceki yıl kullandıklarını kullandın mı hiç yoksa yetti mi? Hocam yetti. Sadece kendimi eksik hissettiğim bazı konular var idare ve icrada. Orada bir eskiye döndüm ama sadece konu bazında. Bir konuyu bir türlü çözemedim. İdarede bir konu var. Yetki şekil sebep konu, maksat konusu. Orada sakatlık hallerinde gerçekten büyük sıkıntıya düşüyordum. O yüzden oradan da birkaç kere tekrar ettim. İcrada da kendi sevdiğim bir kaynak vardı. Kesinlikle icra Sevilay Hoca'nın anlattığı dersler yeterli. Ancak o kitaptan da dönmek istedim. Kısa, özet bir kitaptı. Oradan da Soru bankası. soru bankası da hocam sizin gönderdiklerinizi çözdüm. Ancak soru bankaları sonradan geldiği için ben o süreçte boş durmak istemedim. Önceki sene almış olduğum bir kaynak vardı. Onu bir çözdüm. Sonra anayasa, idare ve idari yargılama ayrı olarak bir soru bankası vardı. Onu çözdüm. Ama ikinci turları atamadım. Hedef Zaman koymuştum. yetmedi orada. Zaman yetmedi, evet. Çıkmış soru çözdük mü? Evet, çıkmış soruları da Çıkmış çözdüm. da çözdüm. Birer tur atabildik, ikinciye geçemedik herhalde. Evet hocam. Deneme hatırlıyor musun? Ayşe'nin kaç deneme çözdüğünü? Hocam sizin zaten 12 tane deneme yapıyorsunuz. 5 online, 12, 7 de göndermiş olduğunuz denemeler. Bunun dışında hocam 2 deneme seti aldım. Bir tane de önceki sene aldım. Sadece alan sorularının olduğu bir deneme vardı. Ancak ekstra almış olduğum denemede hocam çok yanlış vardı. Bu da benim sinirlerimi biraz bozuyordu. O yüzden onu çözmedim. Birinciyi çözdüm, yanlışları görünce bıraktım. Çünkü yanlış soruyu düzeltmek yanlış bilgi ediniyor ister istemez akılda. O yüzden bıraktım. 12 deneme o şekilde çözdüm. Bir deneme bahsettiğim yayından çözdüm. Sonrasında sadece alan sorunları olduğu denemeden de 9 tane çözdüm. Yani Yani 25 civarı, 20-25 yani civarı. hemen hemen. Peki ilk yaptığın bizim dönem başına katılmış mıydın mesela? Hatırlıyor Evet. musun kaç Evet aldığını? hocam katılmıştım. 56 doğru yapmıştım. 56. Yani bir tecrüben olmasına rağmen bir önceki yılda 56 ile başladık. Evet. Denemeler artan eğilimle mi devam etti? Evet hocam, sizin göndermiş olduğunuz Excel dosyası vardı kendimizi takip edebilmemiz açısından. O çok iyi olmuştu. Çünkü hangi dersten ne kadar iyiyim yüzdelik olarak gösteriyor. Sizin gelişiminizi gösteriyor. O çok iyi olmuştu. Onları hepsini tek tek ben kaydediyordum. Hocam artan eğilim gösterdi. Çünkü ben zor yayın çözmedim. Bir de ilk seneden zaten antrenmanlı olduğumuz için hani hangi yayın ne kadar zor, işte hangi yayın daha yakın, biraz daha hani o konuda fikir edinmiş oluyoruz. Ben zor yayın çözmedim dediğim gibi. Sizin denemeleri çözdüm. Bir de alan denemelerini çözdüm. Bu şekilde. Eylül ayı arkadaşlar belki merak etmiştir o Excel dosyası ne diye. Eylül ayı itibariyle ben tempolu bir şekilde öğrenci arkadaşlarımın deneme yapmalarını teşvik ediyorum. Ve onlara bir Excel dosyası gönderiyorum. O Excel dosyasında kendi 24 deneme hedefi koyuyoruz. Her bir denemede bütün derslerin doğrularını, yanlışlarını yazıyorlar. Hatta böyle 70'in üstüne çıkınca aşağıda açıklamam çıkıyor benim bir cümlelik. İşte 80 yapınca bir şey çıkıyor. 95 üzeri yapınca yeni Türkiye birincimiz sensin hayırlı olsun diye bir cümle çıkıyor. Bunların hepsini hazırlıyorum. Öğrencileri gönderiyorum. İnşallah 2021 Eylül ayı itibariyle de bu Excel'de bazı değişiklikler yapacağım. Güncelleyeceğim onları. Yine öğrencilerimize göndereceğiz. Kültür yetenekte niye bu kadar kötü yaptın Ayşenur? Yani kültür yetenek gerçekten 19 doğru yapıp böyle güzel bir derece yapmak kolay bir iş değil. Kültür yeteneği yüklenmedik mi çok fazla? Hocam şöyle, ben zaten eşit ağırlıkçıydım. Türkçe matematiğime çok güvendim. Bunun dışında tarih çalışmayı da çok seviyorum, tarihi çok seviyorum. Aslında gereken önemi gösterdiğimi düşünüyorum. Hani 10 Ağustos'ta işte başladık. Ben ilkin Türkçe matematik testlerini bitirdim göndermiş olduğunuz soru bankasında. Tarihi de işte Emre Hoca ile takip ettim. Ama inanılmaz bir heyecan sardı sınav anında beni. Kalemi tutamadım yani gerçekten bir tek ben mi böyleyim diye düşündüm. Sonra arkadaşlarla konuştuk. Bir arkadaşım daha benim gibi çok fazla heyecan yapmış. Doğru bildiğim soruları yanlış yaptım aslında. Nedenini bilmiyorum ama Türkçe ve matematikte yine yanlış yapardım soruları. Tarih açısından biraz üzüldüm. Öyle mi? Evet. Tarihte istediğiniz gibi olmadı çalışmamıza rağmen yani. Evet. Şöyle yorum kısmımızı açayım ben bu arada. Ayşenur, motivasyon. Bu sınavda sen bir önceki yılda da tecrüben var. Sınavın bence en önemli taraflarından biri de insanın enerjisini son dakikaya kadar diri tutabilmesi. Kendisini sürekli motive edebilmesi. Sen bu noktada kendini nasıl motive ediyordun? Süreçten hiç koptuğun zamanlar oldu mu? Ya ben artık bırakayım bu süreci dedin mi mesela? Yoksa hep istikrarlı devam mı ettik?
Hocam şöyle, ben üniversiteden mezun olmadan önce eskaza bir hoca dedi ki Allah çok inanana değil, çok çalışana verir. Yani aslında çok düz matematiği yok bir cümle ama benim hayatımda yer edindi. O yüzden çok çalışmam gerektiğini en başından biliyordum. Bazı zamanlar düştüm, hiç çalışmadığım yani o kadar kısa zaman kalmışken çalışmadığım günler oluyordu. Aslında çalıştı yani oturuyordum masaya ama çalışamıyormuşum. O günün değerlendirmesini sonunda yaptığımızda hiçbir şeye çalışmamışım oluyordu ama ister istemez hadi az kaldı, bitecek, ne kadar kaldı ki hayallerin için biraz daha savaş gibisinden motive ediyorduk. Biz bir de arkadaşlarla başlamıştık, o artımız var bizim. Birimiz düştüğünde öteki kaldırıyordu açıkçası. O yüzden Evet. arkadaşlarla başlamak çok güzel oluyor. Birbirimizi motive eden arkadaşlarla kesinlikle yolda olmak bizi çok rahatlatan bir durum olabiliyor. Bazen de arkadaşlar aşağı çekebiliyor ama o yüzden uyumlu çalışabilecek arkadaşlar burada önemli. Burada günlük çalışma saati veya bir derse nasıl çalışıyordun? Bundan da biraz bahsedebilir misin bize? Hocam siz Pomodoro tekniğini söylemiştiniz. 50 dakikaya 10 dakikaydı sanırım. Bir Pomodoro 1 saat oluyordu. Ben zaten geç yani böyle ne derler ona biraz daha böyle bakmam gerekiyor. Yani oturunca özür diliyorum arada bir düşüyor bu. Hiç sorun yok. Şu an iyiyiz. Şu an Şu an iyiyiz. sesim geliyor mu? Aha, geliyor. Şu an bir problem yok. Odaklanma problemim olduğu için 50 dakikaya 10 dakika bana az geldi. Ben onu 70 dakikaya 20 dakika şeklinde uyguladım. Her gün 7-8 pomodoro yapmaya çalışıyordum. Arkadaşlar oradan hesap edebilirler. İlk biz anayasa ve medeniyle başlamıştık ders olarak. Anayasa hocamız bitirdikten sonra Ömer Hoca bize ödevler veriyordu. Bu çok güzeldi. Çünkü o gün ne çalışmam gerektiğini çok rahat biliyordum yani o şekilde. Ömer Hoca'nın dediği gibi işte haftaya kadar günde işte geldiğiniz yere kadar 3 kere tekrar edin. Anayasada geldiğimiz kitapçı, anayasada geldiğimiz yere kadar 3 kere oradan da okuyun, testlerimi çözün. Ekstra testler de veriyordu Ömer Hoca. Anayasayı bu şekilde bitiriyorduk. Ama hiçbir ders tabii bitmiyor. İster istemez hep bitirdikten sonra tekrar başlıyorsunuz yeniden. Medeni de aynı şekilde. O gün hangi ders varsa oraya kadar gelip sorularını çözüyordum. Bunun dışında çok fazla konu tekrar yapıyordum. Evet, tam oraya gelecektim ben de. Bir ders bitmiş oluyor mu sınava kadar? Ya ben bu dersi hatmettim, kesin full yaparım diyor muydun hiç? Yok hayır hocam. Maalesef. Yani hatta sınav son işte son gün ben normalde son gün yine tarih bakacaktım. Ertesi gün sınava gireceğim. Ancak Ömer Hoca yine Uyuk'tan testler vermişti İDAR yargılamadan. Yani onları bir tekrar edeyim çünkü Ömer Hoca'ya çok güveniyordum. Kesin burada soru çıkacak gibi bir algı, bir his vardı içimde. Kalktım ilk testlerini çözeceğim. Ama ordu bitirince hadi tekrar bir anayasaya da bakayım. Yani hiç bitmiş olmuyor. Hep tekrar etmek istiyorsunuz bir dersi. Kesinlikle öyle. Her arkadaşımız bunu söylüyor. Valla bunu da ben de katılıyorum o arkadaşlarımıza. Ayşenur, inşallah mülakat olumlu gelecek. Senin için de İnşallah. arkadaşlarımızdan dua istiyorum. İnşallah herkes sana dua etsin. Bizim Elif Yazıcıoğlu'nda ettiğimiz dualar nasıl kabul olduysa inşallah seninki de kabul olsun ve mülakatları olumlu Amin. neticelenmiş olsun. Hakimlik mi savcılık mı aklımızda var? Savcılık. Savcılık. Çok iyi. Evet. Kadın savcı oranını arttıracağım diyorsun yani. Evet. Hadi İnşallah. Yani inşallah. eğer Hep kadın aklında olma. Neden savcılığın var mı özel bir yeri? Hocam şimdi iddia makamı olduğu için beni ayrı bir cezbediyor açıkçası. Yani çünkü sahada çalışıyor. Adaletin tecelli etmesi açısından da doğruyu yanlış ayırt edebilecek en önemli makam olduğunu düşünüyorum. En azından ceza hukuku açısından. İnşallah Allah gönlüne göre versin. Hatice yine Ağustos demiş. Hatice sen Ağustos'ta başla. Ya 74 ile bir önceki sene hazırlığı var arkadaşın ya. İkinci sene avukatlık yaparken sınava hazırlanmak zor olmadı mı? Yani ikisinden birine yoğunlaşmak gerekir diye düşünüyorum demiş bir arkadaşımız. Hocam o konuda çok haklı. En büyük pişmanlığım staja başlamaktı. Normalde bana dediler ki gidin sınava hazırlanıyorum derseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Haftada bir imzaya gidersiniz ya da 2 haftada bir imzaya gidersiniz. Benim öyle olmadı. İlk savcılık stajım vardı. Günde 2 sefer imzaya gittim. Sonrasında mahkemelerde aynı şekilde. Baro eğitim dersleri vardı. Yani benim için büyük bir sıkıntı oldu avukatlık stajı. Evet. Bak Yusra demiş ki inşallah mükemmel bir savcımız daha yolda demiş. İnşallah. Zaten inanılmaz bir kadın dayanışması görüyorum. Bizim Elif Yazıcıoğlu'nun YouTube'daki videosunun altına hep böyle yazmışlar. Hem cinsimizin başarılı olmasına sevindik vesaire.
Hatice bak ben Şubat grubundayım hocam demiş. Hatice Ağustos grubunda bir öğrenci dereceyle kazanabiliyorsa demek ki Şubat grubunda ilk yüzde ilk onda kazanman lazım sınav. Bak pozitif tarafından bak. İnşallah olumlu da olur. Evet arkadaşlarımın güzel enerjilerini gönderiyorlar. Bu kadar kısa Teşekkür zamanda ederim. böyle başarılı olmak gerçekten helal olsun demiş bir arkadaşımız. Evet farklı sorular varsa arkadaşlar o soruları ben almak istiyorum sizlerden. Hep sorduğum bir soru daha var Ayşenur. Bir manşet atmak istersek. Yani bu sınavı kazanmanın sihri şudur. Şuna önem vermeliyiz. Diyebileceğin bir konu var mı? Yani arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma şunu öneriyorum. Bunu mutlaka yapsınlar diyebileceğin bir şey. Hocam benim en büyük pişmanlığım yanlış sorularımı arşivlememekti sizin dediğiniz şekilde. Ben başta başladım yazmaya. Çünkü telefona kaydettiğim zaman telefondan siliyorum belirli bir süre ve bakmıyorum. Ancak baktım ki yazmak çok zaman alıyor. Post-itledim ama dönemedim sonra o sorulara. Bence en büyük yapılacak şey yanlış soruları bir yere arşivlemek. Çünkü yanlış sorulardan geldiği zaman bir daha yanlış yaptığınız zaman benim 3 sorum o şekilde gitti. Çözdüm, yanlış çözdüm. Sınavda geldi yine yanlış çözdüm. Kesinlikle yanlışlar bizim neydi? Kıymetlimizdi. Yanlışları Evet. sınava kadar yanımızda götürmemiz gerekiyor. Kesinlikle hocam. Hafta içi grubunu, hafta sonu grubunu önerir demiş. Yani çok objektif bir şey olmaz bu ama yine de düşünceni paylaşabilirsin Ayşenur. Sence hafta içi mi, hafta sonu mu? Hocam yani o müsaitlik durumuna göre çalışan biri için tabii ki hafta sonu ama biz zaten çalışmıyordum. O yüzden hafta içi grubunu aldım ki yoğun olmasın böyle yaya yaya biraz daha çalışayım istedim. Aynen öyle. Emre Hoca tebrik ederim. Öğrencimizi okulumda kariyer günde bekliyorum savcı olduktan sonra. Sözünü alayım demiş. İnşallah hocam. Evet inşallah olsun da öğrencilerimiz sağ olsun. Bakın bugünden bile özverilerini esirgemiyorlar. İnşallah mesleklerine sahip olunca da kendi üzerine düşen sorumlulukları kapsamında ellerinden geleni hepsi yapar. Ben buna yürekten inanıyorum. Tabii ki. Evet. Arkadaşlar farklı sorumuz varsa farklı soruları ben alayım. Sormadığım, değinmediğim bir kısım varsa oraya değinelim. Yazarak mı çalışmak, okuyarak mı Ayşenur? Hocam şimdi şöyle, her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Yani ben yazarak çalıştım ama yazdıklarımı okumuyorum. Sadece yazdığım zaman aklıma daha iyi kazındığını düşündüğüm için yazıyorum. Ve bu çok zaman kaybettiriyor. Aslında bu soru biraz daha kişiye bağlı. Ama ben yazarak çalıştım ama bir faydası yok. Okuyarak çalışınca özellikle fosforlu kalemlerle üstünden geçince o hafıza, görsel hafıza dediğimiz şey devreye giriyor. Daha rahatlıkla beyin algılıyor sanırım. Ama dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Kesinlikle öyle. Peki, konu mu sınavı kazandırır, soru çözmek mi? Hocam ben buna gönül rahatlığıyla konu demek istiyorum. Soru çözmekten hiç hoşlanmıyorum. Çünkü yani tabii bu biraz dediğim gibi bu da kişiye bağlı. Benim arkadaşlarım bu sene sınava hazırlanıyorlar. Onlar biz ilk konuştuğumuz zaman sınavı kazandıktan sonra soru çözmek istiyoruz. Biz hani soruyla anlıyoruz dediler ama ben soruyu bayağı saatlerce oturup onu böyle bir bütün şıklar neden yanlış, neden doğru şeklinde bir analiz etmeye çalışınca çok vakit kaybı oluyordu. Ama tabii soru çözmeden de olmuyor. Bu bir gerçek. Çıkmış sorular özellikle. Çünkü onlara yakın sorular geliyor. Yani ama ben konu çalıştım daha çok. Öyle söyleyebilirim. Evet. Ben denge diyorum. Konuda, soruda bir dengede tutmak lazım. Kesinlikle haklısınız. Evet, hocam ben Erzurumluyum ama Sakarya'yı tercih ettim. Puanım yetmesine rağmen hep Atatürk Üniversitesi mezunları kazananlar. Ocak grubundayım. Umarım işin sıra Atatürk Üniversitesi değildir demiş. Yani şöyle söyleyeyim Yusuf. Büyük ihtimal ben şimdi eşim Erzurumlu. Belki ben Erzurum'dan eniştesi olduğum için Erzurum'dan kazananlara ağırlık veriyor olabilirler yani. Bilmiyorum. Danışman arkadaşlara bir sormak lazım. Evet. Kanun okudunuz mu demiş bir arkadaşımız. Hocam ben kanun çok okudum. Yani bazı yayınlara denk geldim. Hani medeni kanun okunur mu? İşte ticaret kanunu okunur mu? O çok uzun maddeler dediler. Sorular yani ben de tamamını okumadım. Açıp hadi hepsini okuyayım demedim. HMK, İYÜK ve CMK zaten usul derslerini mecburen okuyorsunuz. Onun dışında medeni kanunda sorularda çıkan kanun maddelerini muhakkak okudum. Kendimi eksik hissettiğim ve bunun dışında borçları çok okudum. Genel. Borçlar genel kısmını bayağı üst üste birkaç kere okudum. Çünkü eksik hissediyordum ve çok yanlışım çıkıyordu borçlarda. Bu yüzden borçları da okudum. Bunun dışında ticarette de şirketler kısmını okudum ama keşke kıymetliyi de okusaymışım. Çünkü çekten bir soru geldi ve yanlıştı. Evet. Şimdi hocam günlük uyku düzeni nasıl demiş. Hocam ben geç kaldım zaten size söylemiştim Eylül ayında başlayınca. Bir de siz sabah 6'da mesaj atmıştınız.
Ben dedim ki Ayşenur, herkes ders çalışıyor, sen uyu, devam et. Hocam çok az uyuyordum. Yani 6 saati geçmemeye çalışıyordum. Bazen çok ilk başladığımız zaman gerçekten acayip bir baş ağrısı, bir sinirlilik hali oluyor ister istemez. 6 saatte başladım. Bir hafta sonra düzene girdi. Arada bir 7-7,5 saat oluyordu. Onun dışında çok fazla uyumuyordum. Çünkü uyuyacak vakit Evet, kalmamıştı. son sınava son bir ay kala 6 saatten fazla uyursanız kazanamazsınız diyordum. Öğrenciler sonra bana mesaj atıyordu. Hocam sırf sıkıntıdan kalktık diye. Böyle stres oluyordu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Her ayın bir karşılığı var yani. Onu ifade Evet. edelim. İrem enerjimiz yüksek mi? Bir ara gençliğimiz var demiş. Evet, enerjimiz her zaman yüksek arkadaşlar. Yüksek olmak zorunda. Evet, bence toparlayalım. Birçok soruya da cevap verdik. Bu arada Ayşenur'dan sonra bir 5-10 dakika kalacağım arkadaşlar ben yayında. Birçok soru aralarda atladığım gibi hissetmeyin. Bana sorduğunuz sorular vardı ama bu tarz yayınları ben arkadaşlarımız ön planda olsun. Onlar başarı hikayelerini paylaşsınlar istiyorum. O yüzden atlıyorum. Merak etmeyin. Uğurladıktan sonra Ayşenur'a bir 5-10 dakika sizlere zaman ayıracağım. Ayşenur, bence bir toparlayalım. Hem geçmiş olumsuz tecrüben var. Evet. Bu sene de çok güzel olumlu bir tecrüben var. Bunları da göz önünde bulundurarak sonuç itibariyle şu an ağırlık son sınıfta arkadaşlarımız var veya küsuratlarla kaybedenler var şu an bizi dinleyenler. Onlara son mesajların ne olur? Kendilerine güvensinler. Yapılmayacak bir sınav değil. Sonuç itibariyle hepimiz hukuk fakültelerinden mezun olmuş insanlarız. Belirli bir seviyeye gelmiş insanlarız. Sınav formatı tabii ki biraz daha farklı fakülteden, ister istemez bir farklılık var. Daha iyi çalışıp özverili olurlarsa yapılmayacak bir şey değil. Hepsine çok başarılar diliyorum. Yani ben korkuyorum hocam. Ben şu an mezun olacağım ama çok korkuyorum. Bu kadar insan var, bu kadar çaba harcıyorlar, bu kadar çalışan, emek veren insanlar var. Ben onların arasından nasıl sıyrılacağım diye düşünebiliyorlar. Bunun sence bir karşılığı var mı? Yani hocam sınava 27 bin kişi mi girdi? 21 bin kişi girdi 21 sanırım. bin. Hı. 21 bin kişi girdi. Herkes emek veriyor. Sonuç itibariyle biraz da nasip işi. Herkes emek verdiği için de üzülecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene ben hiç üzülmemiştim. Çünkü demek ki benden daha çok emek verenler varmış. O yüzden sınavı kazandılar. Dediğim gibi nasip de varsa oluyor. Umarım hepsi Kesin. emeğinin karşılığını alır. İnşallah. Okul temelinin ne kadar etkisi olduğunu düşünüyor. Ortalaması kaçmış diye sormuş. Ortalamam 3,04'tü ama ben vasat bir öğrenciydim hocam. 1,61 ile başladım. Sonra dedim ki Ayşenur, sınıfta kalacaksın, kendine gel. Evet. Sonra toparladım ama okul derslerinden dediğim gibi biraz daha farklı. Tabii ki veri temelleri oturtmak gerekiyor okulda ama farklı. Ya, hazırlandıkları zaman da fark edecekler. Aynen. Hocam soru bankaları geç mi geliyor acaba? Bu senekiler çok şanslı. Geçen sene biz 1 Eylül itibariyle soru bankalarını verebilmiştik. Bu sene Mart ayında bütün soru bankalarımız çıkmış oluyor. Bu seneki öğrenciler her anlamda şanslı yani. Onu ifade ederim. Ayşenur, ben sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel ifade ettin kendini. İnşallah güzel netice alacaksın. Ben buna yürekten inanıyorum. Bize de güzel haberlerini vereceksin. İnşallah böyle nitelikli, kendini çok güzel ifade eden ülkemizin savcılara, kadın savcılara ihtiyacı var. Bunu da yürekten diliyorum. İnşallah güzel neticeler hep birlikte alırız. Bunu da senden sonra gelecek arkadaşlarımıza da hikayelerini tekrar anlatma imkanın olur. Ailene de lütfen bolca selamlarımızı ilet. Herkese Urfa'dasın, selam. ben Urfalıyım biliyorsundur belki. O yüzden selam olsun oralara da. Kendine iyi bak, görüşmek dileğiyle. Siz de hocam, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.